أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب المطلقات'tan ihlal kaideleri dediğimiz devam ediyoruz. Birinci maddeyi okumuştuk ama orada 1-2 diye kayıtlanmıştı. Şu anda da ikinci maddedeyiz. İkinci kuralımız da وَالْيَاءُ اِذَنْ كَسَرَ مَا قَبْلَهَا تُرِكَتْ عَلَى حَالِهَا سَاكِنَةً اَوْ مُتَحَرِّكَةً Parantez içinde اِذَا كَانَتِ الْحَرَكَةُ فَتْحَةً Ne demek? Ya ma kapli şu kendinden önceki harf esre olduğu zaman İster harekeli olsun, işte fetha ile kayıtlamış, ister fetha harekeli olsun, ister sakin olsun, hali üzere terk edilir, hiç dokunulmaz. Hemen manasını verelim. وَالْيَاءُ اِذَنْ كَسَرَ مَا قَبْلَهَا Ya harfi, kendinden önceki harf esre olduğu zaman nedir? تُرِكَتْ عَلَى حَالِهَا Hali üzere bırakılır. Sakineten ev müteharriketen ister sakin olsun isterse harekeli olsun ama harekeyi kayıtlamış. İza kânetil hareketu fetaten cümle olarak ezberleyeceğiz şöyle. Ya ister sakin isterse fetha harekeli olsun kendinden önceki harf esreli olduğu zaman ona dokunulmaz hali üzere bırakılır. Misale bakalım nahvu. Haşiye, bakınız ya harekeli, fetha harekeli, kendinden önceki şın harfi esreli, bu aynı kalır haşiye diye. Bunda bir hareket yapılmaz. Ve haşiyite, bakınız ya sakin, şın esreli, aynı hali üzere bırakılır haşiyite diye okunur. Üçüncü kuralımız. Vel ya'us sakinatu sakin ya harfi iden zamme ötre olduğu zaman ne ma kablehe kendinden önceki harf ötre olduğu zaman gulibet vaven vava dönüştürülür. Ya sakin olduğu zaman kendinden önceki harf de ötreli olduğu takdirde o zaman o ya vava dönüşür. Nahu ey sera yusiru. Buradaki bizim esas konumuz yusiru. Burada mazisini söylemiş. Şimdi aslında şuradaki y harfi muzaride gelmesi lazım. Yusiru diye. Ama bakıyoruz y kaybolmuş, vav gelmiş. Bunun sebebi ne? Ya sakin yüsiru diye şuraya bakalım. Ya sakin. Kendinden önceki harf de ötre. Zamme. O zaman diyor ki ya'yı vav'a dönüştüreceksin. Vav'a dönüştürdük. Yüsiru oldu. Ve tekulu fi meçhulil ecvefi. Şimdi 4-5 demiş ya burada madde. Kural şu. 5. kural şu. O kuralı okuyalım. Ondan sonra şurayı izah edelim. لِأَنَّ الْوَاوَ Çünkü vav. Şu enneyi bıraksak. الْوَاوُ vav. Öyle vav ki اَسَّاكِنَةُ Sakin vav. Biraz önce sakin ya demiştik. Burada vav. اِذَنْ كَسَرَ مَا قَبْلَهَ Kendinden önceki harf esri olduğu zaman قُلِبَتْ يَا Ya'ya dönüştürülür. Yukarıdakinin tersi. Vav sakin olur. Önceki harf ya sakin olur. Önceki harf ötre olursa ya vava dönüşür. Vav sakin olur. Önceki harf esre olursa o zaman da vav ya'ya dönüşür. Bu da 5. kural. Şimdi bu 5. kuralın misalini görelim. Ve tekulu fi meçhulil ecvef. Ecvef fiilde
meçhul halindeyken sen söylersin. Neyi? Gıyle. Gıyle diye söylersin. Şimdi gale, gavele'den gale oldu. Meçhulu guvile. Vel aslu guvile. Vav esreli, kaf ötreli. Festus kılat zammetül gafı gable kesretil vavi. Vav'ın esresinden önce gafın zammesi ağır geldi. Guvile diye. Diyor ki buradaki gaf esreli vav'dan önce dile ağır geldiği için fe üskinetil kafu kafın ötre harekesi gitti. Sakin kılındı. Ve nukilet kesretül vavı ileyha. Vav'ın harekesi de kafa verildi. Şuradaki vav harekeli, kaf sakin idi. Bu da bir kuraldır. Şuradan hemen bir şey göstereyim. Göreceğimiz bir kural var. Bakın şu yedinci kural. Ve küllü vavin ve ya'in müteharriketeyni yekûnü mâ kablehumâ harfen sahihan sakinen. İster vav ister ya olsun harekeli oldukları zaman kendinden önce de bir sahih harf olursa vav ya elifin haricinde bir harf bulunursa nukilet hareketuhuma ile harfi sahih. Bu vav ve ya'nın harekesi kendinden önceki harfe nakledilir. Bu da bir kuraldır yani. Şimdi burada bizim gıyle'de şurada hemen gıyle'de vav'ın harekesini hasbettik. Vile kaldı. Vav sakin. Biraz önce okuduğum kurala göre vav harekeli, kendinden önceki de sahih bir harf var. O zaman diyor ki vav'ın harekesini bir kendinden önceki sakin sahih harfe vermek de bir kuraldır. O zaman vav'ın harekesini kafa verdik. Baba, oldu. Yemek yemiyorsun. Kızım ben ders yapıyorum. Tamam. Vav'ın harekesini kendinden önceki kafa verdik. Gıvle oldu. Şimdi kuralımıza bakalım. Vav sakin olur. Kendinden önceki harf de esri olursa vav ya'ya dönüştürülür. Bu kurala göre de vav'ı ya'ya dönüştürdük. Gıyle oldu. Şimdi bakalım. Şuradan. Fesaretil gafu meksureten. Gaf meksur oldu. Vav'dan verdiğimiz için. Vel vav'u sakineten. Vav da sakin zaten. Sümme gulibetil vav'u ya. Vav ya'ya kalb oldu. Peki niçin? İşte kural. لِأَنَّ الْوَاوَ السَّاكِنَةَ Çünkü sakin vav اِذَنْ كَسَرَ مَا قَبْلَهَا Kendinden önceki harfin harekesi esri olduğu zaman gulibet yaen yaa kalbulunur. Geldik yeni kuralımıza. وَالْوَاوُ الْمُتَحَرِّكَةُ اِذَا وَقَعَتْ ف۪ي آخِرِ الْكَلِمَةِ وَاَنْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا قُلِبَتْ يَاًا Bunu da su gibi ezberleyeceğiz. Nedir bu kural? Vav وَالْوَاوُ الْمُتَحَرِّكَةُ Harekeli vav. Bak sakin değil. Yukarıdakiler sakindi. Şu iki kuralda sakindi. Burada harekeli. İza vakat fi ahiril kelimeti. Kelimenin de son harfi olduğu zaman. Peki bir şartımız daha var. Ven kesere ma kableha. Önceki harfte esre olduğu zaman gulibet ya en ya'ya kalbolunu. Toplayalım Türkçe'ye. Vav kelimenin sonunda harekeli olarak geldiğinde ma gabli esre olursa ya'ya kalb olunur. Tekrar ediyorum. Vav kelimenin sonunda harekeli olarak gelirse kendinden önceki harf de esreli olursa işte o vav ya'ya kalb olunur. Nahu. Gabi ve idi bu.
Vel aslu gabive. Minel gabaveti. Gabive ahmak oldu demek. Gabavet ahmaklık demektir. Ve hüye aksul idraki, anlayışsızlık. Şimdi gabive kuralımız neydi? Vav kelimenin sonunda harekeli olarak gelecek. Kendinden önceki harf de esreli olacak. Bu takdirde vav ya'ya dönüşür. Gabive'yi ne yaptık? Gabiye yaptık. Yine bir misal. Du'iye. Aslı neydi meçhulünde? Du'ive. Da'a. Du'ive. Da'ave. Du'iye. Du'ive. Şimdi bakalım. Meçhulü da'a. Da'anın meçhulüdür. Vel aslı. Bunun aslı nedir? Du'ive'dir. Vav harekeli. Vav'dan önceki bizim aynımız esreli. O zaman vav da kelimenin sonunda geldiği için kuralımız da öyleydi. Kelimenin sonunda harekeli olarak gelen vav kendinden önceki harf esreli olduğu takdirde ya'ya kalbolunur. Biz de ya'ya kalbettik. Du'iye oldu. Devam edelim. Ve tekulu fi cem'il müzekker min meçhulin nagisi. Nagıs fiilin meçhulünden cemi müzekkerde sen söylersin. Şimdi nagıs fiilimiz nedir? Gaza. Meçhulü neydi? Guzive. Guziye. Şurada du'ive gibi. O da guziye olur. Guziye. Guziye. Guzu. Guzu dersin. Peki bu nasıl guzu oldu? Vel aslu guziyu. Şu guzunun aslı guziyu idi. Fe üskineti zayu. Za harfi, demek şu keskin z'nin ismi neymiş? Ezzayu. Zay. Zay harfi sakin kılındı. Guziyu diye. Peki niçin? Ya'nın zammesinden evvel Araplar Z'nin kesresini lisana ağır bulmuşlar. Thümme nukilet zammetül ya'i ile zayi. Ya bütün nagıs fiillerde cemi müzekker meçhulde böyle olduğu için karışıklık olmaz. Yani bunu ezberlediğimiz zaman hiçbir zaman sıkıntı çekmeyiz. Thümme nukilet zammetül ya'i ile zayi. Sonra buradaki ya'nın zammesi de 7. kurala göre biraz önce okumuştuk. Kendinden önceki Z harfine verildi. Zay harfine. Ve huzifetil ya'u. Şimdi guzu oldu. Şurada vav var. Bir tane. Bir de şurada Y var. Çünkü Y sakin kaldı. Hem Y sakin hem de şurada vav sakin. İki sakin meydana geldi. Arapçada iki sakinin arka arkaya gelmesi caiz değil. Bu kural. O zaman iki sakin ne yapacağız? Ve huzifetil ya'u, ya da hasfolundu. Şurada vav'ı hasfedeceğiz, ya'yı hasfedeceğiz. Vav cemi işaretidir, cemi alametidir, hasfedilmez. O zaman ya hasfedilir. Niçin? Lisukuniha ve sukunil vavi. Hem vav hem de ya sakin olduğu için. Fe bakiye, baki kaldı. Geri elimize kalan nedir? Guzu, guzudur. Bir kuralımız daha bakınız. Ve küllü vavin ve ya'in. Her vav ve ya. Öyle vav ve ya ki müteharriketeyni. Harekeli vav ve ya. Bu bizim saydığımıza göre 6. kural oluyor. Ma kablehuma harfen sahihen sakinen. Biraz önce söylediğimiz kural. Her vav ve ya ki harekeli olur. Kendinden önceki de harf sahih ve sakin olursa. Yani vav, ya, elifin haricindeki bütün harfler sahih harflerdir. Bu sahih harflerden birisi olursa. Ama vav ve ya da ne olacak? Harekeli olacak. Bu takdirde ne yaparsın? Nukilet hareketuhuma ilel harfi sahih. O zaman bu harekeli olan vav ve ya'nın harekesi neyse o hareke kendinden önceki sağlam sayı harfe nakledilir. Mesela nahu yekulu
ve yekilu ve yekafu gibi. Hepsini tek tek izah ediyor. Vel aslu, çok mu gittik? Vel aslu yegulu, yegulunun aslı ve yekilu ve yekvulu ve yekyülü ve yahvefü. Şuradaki yegulunun aslı yakvulu, yekilunun aslı yekyülü, yahafunun aslı yahvefü. Peki ve innema gulibet vavu yahafu. Yahafunun vavu kalbolundu. Neye? Elifen elife. Niçin? Likevnü sükûniha, sükûnü olduğu için, gayra asliyin, aslından olmadığı için, ve enfitâhi mâ kablehâ, kendinden önceki harfin harekesi de meftuh olduğu için. Şimdi şuna bakalım. Vav'ın harekesi neydi? Ötre. Kendinden önceki harf cezim. Verdik ötrenin ötreyi kafa. Yaguvlu oldu. Vav sakin, magabli ötre zaten harfi met olur. Yaguvli diye okursun. Burada hiçbir şeye gerek yok. Yekyilü, kef sahip bir harf. Ya da harekeli. Verdik yani harekesini kefe. Yekilü oldu. Çünkü ya sakin, kendinden önceki harf esrel oldu mu? Otomatik olarak harfi met olur. Yekilü diye okursun. Yahvefü de verdik, yahavfü oldu. Halbuki vav sadece ötreli harfleri uzatır. Burada harf ne? Üstün. Peki o zaman diyor ki şu vav'ın harekesi önceden vardı zaten. Biz bir sebepten dolayı, şu yedinci kuraldan dolayı biz ne yapmıştık? Altıncı kural bize göre. Bu kurala göre kendinden önceki harfe vermiştik. O yüzden bunu üstün kabul ederiz. Vav harekeli, kendinden önceki harf de üstün olduğuna göre birinci kuralımız buydu. Onu da elife kaybettik. Yahafu oldu. Bir kuralımız daha gelsin. Bu da yedinci kural. Ve küllü vavin ve ya'in müteharriketeyni ize veka'ata fi lamil fi'li وَمَا قَبْلَهُمَا حَرْفٌ صَح۪يهٌ مُتَحَرِّكٌ اُسْكُنَتَا مَا لَمْ تَكُونَا مَنْصُوبَتَيْنِ. Cümle bu. Türkçesini söyleyelim. Her vav ve ya ki harekelidirler. اِذَا وَقَعَتَا ف۪ي لَامِ الْف۪يلِ. Bu vav ve ya lam el fiilinde bulundukları zaman. وَمَا قَبْلَهُمَا حَرْفٌ صَح۪يهٌ مُتَحَرِّكٌ. Kendinden önceki harf de sahih ve harekeli bir harf ise üskineta ma lem tekuna mensubeteyn. Mensup olmadıkları müddetçe sakin kılınırlar. Mensup olmadıkları müddetçe sakin kılınırlar. Mensup kelimesini biz nahiv ilminde göreceğiz. Mensup demek amil tarafından nasb irab verilen demektir. Nasb irab biz müfretlerde bunun işareti üstünlü olmak demektir. Burada biz üstünlü anlayabiliriz bunu ama mensup sadece üstünlü demek değildir. Şimdi şuradan bakalım. Nahu yağzu ve yermi ve yahşa. Niçin istiskali zammeti alel vavi vel yai? Çünkü burada diyor, niçin biz bunu sakin kılarız? Zamme vav ve ya üzerine ağır gelir. Kelimenin sonunda bulunuyor. Kendinden önceki harf de harekeli. O zaman diyor, mensup değilse, mensupsa zaten üstün olacak. Üstün hareke ağırlık vermiyor. Zamme hareke ağırlık veriyor. Şimdi bakalım. Yağzuvü. Vav var kelimenin sonunda.
Ma gabli de harekeli bir harf. O zaman diyor ki sen şu vavı diyor sakin kılacaksın. Kıldık. Yavuzu oldu. Bakın. Vel aslı yavuzu. Ve yermiyü. Yermiyü. Ya'nın harekesini alınca mim otomatik olarak uzatılır. Çünkü ye esreli harflerde sakin olarak geldiği zaman harfimet olur. Bu tecvid kuralı yani. Yermi ve yahşa. Bak yahşeyu idi. Kelimenin sonunda gelmiş. Kendi önceki harf de harekeli. O zaman yahşa olur. Peki nasıl olsaydı ne olacaktı? Emsile de gördük. Len. Len harfini buraya koy. Len yağzu ve. Artık burada şey kılınmaz. Sakin kılınmaz. Nasip olduğu takdirde. Ve len yermiye. Len yahşeye. Burada olmaz. Onu da söylemiş. Ve yeteharrekul vavu vel yau iza kaneta mensubeteyn. Eğer mensup değil de merfu ise hasfedilir. Yani harekesi alınır, sakin kılınırdı. Mensup olduğu takdirde o zaman harekelenir. Len yağzuve ve len yermiye. Niçin peki harekelenir? Li hıffetil fethati aleyhima. Şu vav ve ya üzerine fetha harekede bir ağırlık yoktur. Kelimenin sonunda lamel fiilinde vav ve ya harekeli olarak gelip bu ve vav ve ya'dan önceki harf de harekeli ise mensup olmadığı müddetçe sakin kılınır. Sebebi nedir? Zamme vav ve ya üzerine ağır olduğu için. Ama bu mensup ise bunu avamilde anlatacağız. Ama emsile de gördük. Len ne yapıyordu? Yensuru iken yensura yapıyordu. Nasb yapıyordu. Üstün hareke veriyordu. Len yauzu ve len yermiye diye burada hareke verilir. O zaman bu kural işletilmez. Mensup olmadığı için. Bakınız ve tegûlü fit tesniyeti. Tesniyesinde de denir ki yağzuvani ve yermiyani ve yahşayani. Tesniyede bu otomatik olarak fetha olduğundan dolayı bunlar yine harekeli oluyor. Çünkü ne oldu? Fetha olduğu zaman harekesini iptal edip sükun yapmaya gerek yok demiştik müfredde. Tesniyede de bunlar fetha olduğu için otomatik olarak yauzuvani yensuru bak yensurani diye. Aynı burada yauzuvu, yauzuvani, yermiyani ve yahşayani tesniyelerinde de asla bu vav ve yan harekesi cezimlenmez. Gelelim cemilerine. Ve tegulu fil cem'i. Bu nakısların cemilerinde sen söylersin. Neyi? Yağzûne, yermûne ve yahşevne. Bu kalıpları söylersin. Yağzûne, yermûne ve yahşevne. Şu yağzûne birinci baptan, yermûne ikinci baptan, yahşevne dördüncü baptan. Bunu da anlatalım. Bugün bitirelim inşallah. Vel aslu yağzûvûne. Yermiyune, yahşeyune. Hepsi ortak olduğu için hepsini birden anlatıyor. Fe üskinetil vavu vel ya'u li vuku'ihima fil amil fiili ve istiskali zammeti aleyhime. Lamel fiilinde bulunduğu için vav ve ya'lar, zamme de bunlar üzerine ağır geldiği için bu vav ve ya üzerindeki harekeleri iptal ettik. Sükünleştirdik. Ve gulibet ya'u yahşeyune. Şimdi şundaki yavzuvune idi. Vav attık iki tane vav oldu yavzune diye. Yermiyune idi.
Ya'dakini attık. Yer mi? Burada da iki tane kaldı. Şimdi yakşavneyi söyleyecek. Ondan sonra diğerlerini söyler. Ve gulibet ya'u yakşayûne. Yakşayûne'nin ya'sı kalbolundu. Niye? Elifen. Elifen için. Litaharrukiha ve enfitahi ma kableha. Bu kuraldan önce yakşayûne'de baktığımız zaman ya harekeli ma kaplı üstün ya elife kalbedilirdi. Birinci kuralı burada işletiyoruz. Yani şu biraz önce okuduğumuz kurala gerek yok. Birinci kurala uyduğu için burada birinci kuralı uyguluyoruz. Çünkü zaten burada elife kalbediliyor. Harekesini hasfetmeye gerek yok. Ven fitahi ma kableha feçtema sakina. İki sakin bir araya geldi. El vavu vel ya'u. Vav ve ya şurada. Yakşey ne? Şu ya dedi ya vel elifu. Yani buna elife kalbedince yakşavne oldu. Parantez içinde elif koymuş. Ve ba'dehuma bu ikisinden sonra vavul cem'i cemi vavı fe huzifet ma kana kable vavil cemi cemi vavından öncekisi hasp olundu. Şimdi bakalım. Yağzubune de şu vavun hareketini hasbedince vav kaldı. Şurada y kaldı. Şurada da kalp olunduğu için elif kaldı. Üçünden de bak. Vav kaldı. Şu vav şuranın. Şu ya şunun. Şuradaki elif de bunun. Cemi vavlarını burada hasbedemeyiz. Cemi vavı alamettir. O zaman ne yapacağız? Ondan öncekini hasbedeceğiz. Şurada birinci vavı hasbettik. Kaldı yavzune. Şurası oldu. Şurada y'yi hasbettik. Yermi ve vav olduğu için. Yermu. Şimdi yermivne oldu. Değil mi? Yermiyune. Şurada da biraz önceki kuralı uygulayacağız. Bunu söylemeyi unuttum herhalde. Ya kelimenin lamel fiiline harekeli olarak gelip ma kabli de meksur olduğu zaman ya vava dönüşürdü. Ve huzife ma kana kable vavul cem ve zam ve dummetil mimu fi yermiune. Ha. Ve dummetil mimu mim zammelendi burayı söylüyor. Niçin fi nerede fi yermivne yermivne de niçin litesihha vavu cem'i. Şu yermivne kalmıştı. Şu vavı ya'ya çevirsek cemi vavı kaybolacak. Cemi vavı kaybolmasın diye mimi ötüreliyoruz. O kuralı işletmiyoruz. Yani şu y ve vavdan dolayı beraber olmuştu. İki tane sakin bir araya gelmişti. Mi gibi bir şey oluyor. Bunun birini hasbettik, y'yi hasbettik. Geri kaldı yer mivne. Şu vav ortadan kaybolmaması için. Çünkü vav makablü meksur. Vav'ı y'ye dönüştürmemiz lazım. O zaman da cemi olduğu belli olmaz kelimenin. Bu vav kelime cemi müzekker olduğu mecbur bilinmesi gerekiyor bir alamette. O zaman mimi ötürelersin. Yoksa vav'ı y'ye çevirmez. Yoksa kuralı uygulayacak olsan vav hareketsiz makablü meksur. Vav'ı y'ye dönüştürmen gerekir. Ama burada cemi müzekkerin alametinin kaybolma riskini göze alamıyoruz. Bu mimi ötüreliyoruz. Yermune oluyor. Litesihha vavul cemi. Yani cemi vavı burada sağlam kalabilsin diye demek.